Gelin kuzucuğuna, kuzuların içinde de sevdim ufacığını, sevdim ufacığını. Kendisi isteyerek gitti. Ben de polis mesleğinden geldiğimden zorluklarını biliyordum. Ben çok yalvardım polis olmasın diye. Üniversite 3. sınıftan bıraktı gitti, polis oldu. Ve tayini çıkacağı zaman mesela dedi ki, hani sakın bana torpil yaptırırsın dedi. Benim yerime başka biri gider de dedi, şehit olur ben dedi, o vebali taşıyamam. Sakın kimsenin vebaline girmeyin. Onun aşırı bir sevgisi vardı polisiye. Oğlum dikkat et, tedbirli ol. Baba diyor, ben korkmuyorum. Şehitlikte mertebesine ulaşmaktan da korkmuyorum, sevinirim. Şehit olursam olayım. Hanımı demiş ona, gitmeyelim, Miraç istifa et demiş ona. Ben demiş, para için yapmıyorum bunu. Bütün işi gücü şehit ailelerini araştırmak, onların geçmişlerini, çocuklarını, ailelerini araştırmak. Onları kendi sayfasında paylaşmak. O kadar üzülmüştü orada ölen polislere, o kadar üzülmüştü o çevikçilere. Ciğerleri yandıydı böyle. Çok üzülürdü. Özellikle çocuklarına. O da bize bir tane bıraktı gitti. Selam edin Ayşem'e, gelsin beni kaçırsın. Ben kismişim dünyama, darılanlar darılsın, darılanlar da. Selam edin Ayşem'e, gelsin beni kaçırsın. Ben kismişim. Bu kim, bu adam kim? Televizyonda altyazı geçti, Diyarbakır'da patlama. Bir polis memuru şehit, ilk başta bir tane söylediler, şehit oldu diyor. Başka bir arkadaşı vardı, polis arkadaşı, Akçabatlı, onu aradım. Onun konuşmasından ben anladım. Dedim ona ki, Ahmet dedim, sadece bana Miraç'ın patlayan araçta olup olmadığını söyle dedi. Kazım amca dedi, o arabadaydı. Hep yaralı. Ben hep yaralı dedim, oğlum hep yaralı dedim. Ben onu bakacaktım. Yeter ki dedim, gelsin de dedim. Ben onu yaralı da bakarım. Sabah Hüseyin'le oturduğumuz Nartaş'a, Çüse arkadaş oldum, gözümden akan yaşa. Sabah Hüseyin'le İki ay önce Diyarbakır'a gittim. Konuşurken böyle yapmışım. Fotoğrafımı çekmişler. Orada Kadir Miraç Özcan bir polis memuru var. Benden bir gün sonra orada nasıl ben konuşuyorsam elini mikrofon almış, elini böyle yapmış, altına da koçum benim diye yazmış. Ve geçen ay anilerin, alçakların el yapımı patlayıcısıyla beraber şehit olmuş. Allah rahmet eylesin inşallah. Onlara bizim borcumuz var. Ve Allah şahittir. O borcun her miktarını onlara ödeyeceğiz. Dünya da şahit olsun. Cenab-ı Allah da şahit olsun. Bu savaş 100 yıldır sürüyor. Bitmedi. Çanakkale'den beri sürüyor bu savaş. Bazen azalıyor, bazen çoğalıyor. İnşallah bitecek. Yani gecenin en karanlık zamanı sabaha en yakın zamandır. Evet, hep evlat verdik, çok şehit verdik. Yok işte öyle oldu da bizimkiler şehit oldu da onlar olmadı da böyle. Ben öyle şeylere bakmıyorum. Allah'ın bana bu bir lütfudur. Benim oğlum çok şükür şehit oldu da gitti. Keşke o kadar ağlamasaydım o gece, keşke. Ama elimde değildi. Mutluyuz, huzurluyuz. Vatana bir can verdik. Vatanımız çok değerli, herkes korusun. Onu söylüyorum insanlara, bizleri de unutmasınlar, şehit ailelerine. Veriyorlar önem insanlar, Allah razı olsun, unutmasınlar bizleri. Vatan için herkesin bir bedel ödemesi gerekiyor. Nasıl devletimizde, devletimizin ayakta durması için vergi vermemiz gerekiyorsa, bu vatanı da savunmak için, elimizde tutmak için
birilerinin bedel ödemesi gerekiyor. Allah bize bunu yazdı. Siz ödeyin dedi, biz ödedik. Şimdi herkes kenara çekilse, ben polis olmayayım tehlikeli, ben asker olmayayım tehlikeli, bu vatanı kim kollayacak? Benim oğlum şehit oldu. Allah yazsın öyle yazdı, vatanı için şehit oldu. Bugün olmaya da yine devam ediyor. Yine çok gururlu anneler babalar, ben bir imamı seyrettim, oğlu şehit oldu, siz de seyretmişsinizdir. Allah razı olsun. Benim oğlum doğdu diyor, Allah beni sevindirdi, şehit oldu, yine sevindirdi. Ha, çok gurur verici bir şey ama acısına dayanamıyor. Yavrum, sen doğdun, uzun eline.